Evet, sonra... gelin saçını yapıyor mu Selami Bey? Gelin başını yapsın. Efendim? Sizin gelin saçınızı da ben yapayım. Sana gelene kadar bizde 300 kişi var. Ya 300 kişi var da anısı var. Yarışmada burada tanışıyorsunuz. Burada vesile oluyoruz falan. Onun anısına yani istersen sen gidersen. Sen benim gelin başımı yatsan. Ücret almam. Ben boşalmak zorundayım. Ücret almam, merak etme. Şaka mı yapıyorsun sen? Seni terazinin bir gözüne koyarım, parayı bir gözüne koyarım. Anlamadım, ne dedin? Duyamadım. Bir daha söyle. Hep sen beyin yakacaksın biraz. Ya, duyamadım. Şu anda neden fön açtım biliyor musun Çiğdem? Saçını topladıktan sonra. Evet, jölenin donması için ve o ıslak görünümü vermek için dondurduk. Aslı, sesin çıkmıyor. Yani şüpheliyim şu an pek benzemiyorum şu an. Bak. Öncü Bey, bir şey sorabilir miyim Öncü Bey? Tabii ki. Yapacağınız saç modelinin kendi modelinize yakışacağını düşünüyor musunuz? Onu söyledim ama siz duymadınız. Yine söyleyeyim. Pardon, ben kendimi çok saçıma adapte olduğum için duymamış yok, sorun olabilirim. Değil. Evet. Anlatayım. Bir daha duymak istiyorum. Şöyle bir şey var. Seçtiğim model yüzü benziyor ama tek farkı bakıyorsunuz değil mi? Şuraları daha geniş. Yüzü benziyor mu? Yüz hatları benziyor. Benziyor. Yüzünün o genişliği benzemiyor. O yüzden bu maşa yani bu bonus tarzı yüzünü daha çok büyütecek. Ama şöyle de bir şey var. Tarzı böyle uçuş uçuş sevmesi taşıyacağı anlamına geliyor. Yani saçı yapılabilir. Taşıması nasıl? Farklı ama o yüz hatlarıyla o saçı kaldırabileceğini pek düşünemedim. Hayal edemiyorum şu anda. Ve sonucu merak ediyorum. Göreceğiz zaten de. Görelim. Tamam, bu tarafı mı alsak, denesek mi? Dene bakayım. Sen sevmiyorsun ya. Normalde olması gereken yan o taraf zaten de. Ferit Bey, hala iki tane şeyi bağlayamadın ya. Neyi? İki tane böyle lastiği oradan oraya bağlayamadın. Sen saçı yetiştirebilecek misin? Yani şu an sence bak maşanı sağa bitti. Sola gideceğim, arkası var. Sen iki taneyi bağla, öne geçtin, arkaya geldin, yana gittin, sağa gittin, sola gittin. Evet. Birazdan şeyden çıkacak, siz... buradan uzaktan bakacak nasıl ya diyorum. Sen de birazcık feyiz al da modeline karşıdan da bak. Hiç öyle bakamadığın için güzel bir kadın gösteremedin bize. Pardon da dün biz birinci olduk. Birinci olman... O saçta bile yani birinci, o kadar abartı bir saçta bile. Birinci olman saçı güzel yaptığın... Ama o da var tabii, birinci olmak nasıl oluyor, sen de birinci oldun. Ben o yüzden bir kere tuhaf... gönüllerin birincisiyim. Kimin? Gönüllerin birincisiyim. Kimin gönlünün birincisi? Hangi gönül o? Hangi gönül? Hangi gönül o? İzleyicilerin, seyircilerin, bizi izleyenlerin. Sağ tarafa daha mantıklı. Bu tarafa mı? Şimdi bu mu? Evet. Öncü Bey, peki size bir şey sorabilir miyim? Tabii. 25 senelik deneyimli bir kuaför olarak sizce benim modelimin seçtiği saç modeli yüz hatlarına uygun mu? Bir resme bakabilir miyim? Tam net. Çevirin. Gösterelim. Uygun. Sadece topuz böyle biraz daha geride olabilir. Tam böyle şu bölümde var. Şurada. Ben öyle düşünmüyorum. Yo. Bakar mısınız? Bak, hatta bence resimdekinden daha çok önde. Resimdekinden daha çok sizin modelinize yakışır. Oo, teşekkür ederim. Ben öyle düşünmüyorum. Şu teşekkürler Öncü Bey, çok gelsin. Çünkü modelinizin yüzü daha ince. Saçı ben yapacağım. İkinize yani. İkinize de teşekkür ederim. Bana teşekkür etmen gerekiyor. Sonucunda da size daha teşekkür edeceğim. Daha hiç duymadım da yani senden bir teşekkür bekliyorum bu saçın solunda inşallah duyarsınız güzel olursa. Öncü Bey değil bana. Şimdi Öncü Bey'den fikir danıştığınız için Öncü Bey'e teşekkür ettim. Saçı yapan ama işte, sizsiniz. Yani bana karşı da o kadar kibar olursanız ben de mutlu olacağım bugünün sonunda. Siz bir türlü anlaşamıyorsunuz güzel, ya. Öncü Bey'in söylediği bak, buradan güzel bile kavga güzel şeyleri söyleseniz diyorum ben de Çiğdem mutlu olsam. Seçtiğiniz bu topuz modeli gerçekten evet. Çünkü güzel bir yüzünüz var. Oval, minyon bir yüz hatlarına sahip olduğun için bu saç modeli sana gidecek. Güzel doğru bir seçim yapmışsın. Ben aksini mi söyledim? Ben onu anlamadım. Ben onu demedim zaten. He. Aksini söyledin demedim. Tamam. Ben Çiğdem'e diyorum ki bana da inşallah teşekkür edersin günün sonunda. Hani siz... memnun edebilirim inşallah diyorum bugün seni. Siz bir türlü anlaşamadınız zaten. Yıldızlar o da benim talihsizliğim. Hiç evet. Barışmadım. Nuray Hanım. Efendim? Bugün yine çok gerginsiniz. Yani neden? Sizce neden? Anlatın. Sizce neden acaba? Aslında Nuray Hanım'ın her zamanki hali. Yok, kesinlikle değil. Ben normal zamanlarda böyle gergin değilim ama siz beni geriyorsunuz Şilem Hanım. Tabii, çünkü evet. Beğenmemek üzere geldiniz için. Evet, yine başladık. Biraz...
Bana vakit kalmayacak. Nuray Hanım, acemilikten olmasın o iş. Efendim? Yokmuş. Feris Bey ya, bir şey söylüyorsunuz sonra çocuklar gibi yok bir şey. Yani lütfen söylediğiniz cümlenin arkasında durun. Böyle olmuyor yani. Yani gerginliğiniz acemilikten olmasın. Hayır, kesinlikle ondan değil. Tamamen Çiğdem Hanım'ın tavrıyla alakalı. Yani şu hareketlerden sonra Selami'nin yerine acaba sizi mi göndersem diye düşünmeye başladım ya. Dikkat edin de günün sonunda giden siz olmayın Ferit Bey. Olabilir. Lütfen, olabilir yani, evet. Her ihtimal var. Ben gitsem de geri gelirim. Bu sefer o saçlarla model olarak mı geri geleceğim? İzleyenlerin bizi seveceğine çok eminim. Hadi, hadi Ferit, hadi. Tamam, hadi. Tamam. 5 dakika yeter değil mi sana? 5 lira para var cebimde, hadi. Tamam, geliyorum. Nuray Hanım, bence bugün sizi gitme telaşı mı tuttu? Yani ben kesinlikle mi eleneceğim Veda için? Ben gideceğimi düşünmüyorum. Bilmiyorum, bak eliniz ayağınıza tam saramıyorsunuz da saçı. Yani tam saramıyorum değil. Çiğdem Hanım'ın çok sert yapıda bir saçı olduğu için... Saçı hakim olmam nedir biraz benim zor. Bu? Kısa ve aşkım, çok sert. Kim kesti acaba saçımı burada? Evet, o saça kat verildi. Bu saçı ya. Kim kesti acaba ben, burada? Ben kesinlikle o, zaman, o kadar çok kısaltmadım. Olsun, sonuçta Çiğdem 3 Hanım. Parmak kesti. Yani onun toplanmayacak kadar yani. Kısa kesmedim ben sizin saçınızı. Saçım sert, saçım bakımsız, saçım bilmem ne yani... Olumsuz enerjileri yükleyin. Olanı sonra da günün Hanım. Sonunda da puanlar niye böyle? Paralar gidiyor. Tamam Çiğdem Hanım, artık bir çalışabilir miyim lütfen? Buyurun, çalışıyorsunuz zaten. Ama siz böyle konuşurken yani sağa sola dönüyorsunuz, hareket ediyorsunuz. Beni geriyorsunuz, çalışamıyorum yani. Aşkım hadi. Hadi aşkım. Özlem'i anladın da o yanında değişik bir ses geldi. O neydi? Hayır, kendi de ben sandım. Onun aşkı kimdi yani? Oyuncağı o Cece midir, Pepe midir, nedir? O da yanında. Yani onlardan sebep burası da şaşırdı. Aşkım onu öyle istemiyorum diyor. Ama tabii bu şaşırma benim hoşuma gitti. Oo, Selami bunu beğendi. Oh my god. Tamam. Okay, Modeller son kez aynalarınıza bakabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi aynalar çekmeceye giriyor. Bundan sonrası siz biliyor olsanız dahi sürpriz. Evet, aynaları çekmeceye alalım. Benim modelime zaten o ayna daha çok yakışıyor. Ağlatıyor o ayna. Hadi. Bu taraf zaten olmayacak. Sahra, aynayla vedalaş. Tamam. Bir de tarak, üzerine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin.